Evet, yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile yine beraber olacağız. Bugün ele alacağımız konu ortogonal aralık sorgulama metotları. Ortogonal aralık sorgulamalar. Şimdi ortogonal aralık sorgulama deyince belki de çok fazla bir şey anlamlanmadı kafanızda, çok fazla bir şey canlanmadı. Hikayeyi şöyle yazalım. Günümüzde en çok kullandığımız şeylerden biri de veri tabanları. Şüphesiz ki elimizdeki herhangi bir bilgi yığınını tutmak için bir takım veri tabanları kullanıyoruz. Veri tabanlarında bir sürü bilgi saklıyoruz. Sonrasında bunlar içinden bir takım değerleri aramak gerektiğinde işte bir takım sorgular yaparak ilgili değer aralığına düşen sonuçları geri elde ediyoruz. Hemen basitçe kullandığınız veri tabanına göre o sonuçları, komutları kullanabiliyorsunuz. Peki ama bu sorgulamayı yaparken veri tabanında geri planda ne gibi işler oluyor? Ne gibi işlemler yapılıyor? Veri tabanında neler oluyor? Ya da dahası böylesi bir şeyin geometriyle ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında evet, bunun geometriyle çok çok yakından bir alakası var. Şunu göreceğiz. Örneğin bir şirkette çalışıyorsunuz. Şirketin insan kaynakları bölümündesiniz. Şüphesiz şirketteki insanlara dair bir sürü veriyi tutmanız gerekecektir elinizde. Sizin amiriniz ya da artık işte yetkili kişi sizden diyor ki yaşları şunun şu arasında, yani doğum tarihleri şunun şunun arasında olan personel listesini bana bir getiriver. Ha, sizin bu durumda yapmanız gereken mevcut personeller arasında doğum tarihi, işte o tarihle ilgili tarih arasında olan personelin listesini dökmek. Buna göre siz bir aralık sorgusu yapacak olabilirsiniz. Sizin yapacağınız sorgulama aslında geometrik olarak şöylesi bir şeye karşılık geliyor. Siz bir boyutlu bir yapıyla çalışıyorsunuz. Çünkü elinizde tek bir değer söz konusu olacak. Bu sayı doğrusu üzerindeki noktalar sizin çalışanlarınızın işte doğum tarihlerini gösteriyor olsun. Siz bu doğum tarihleri arasından belli bir aralığı ele alacaksınız. Atıyorum ki işte yaşı 45 ile 55 arasında olanları arıyorsunuz. Sizin burada işte bir aralığınız söz konusu olacak. 45-55 şeklinde siz 45 ile 55 arasında kalan buradaki noktaların kimler olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bir boyutlu aralık sorgunuz böylesi bir geometrik probleme dönüşebilir. Yaşlamış olalım eksenimizi. Peki ama kriteri bir de şöyle arttırsak. Evet, yaşları 45 ile 55 arasında olan personeller ama aynı zamanda işte bunların aylık kazancı da atıyorum ki 3000 ile 5000 arasında olanları bulmaya çalışmış olsaydık. Yaşı 45 ile 55 ancak kazancı da işte 3000 ile 5000 dedik. 3000 ile 5000 lira arasında olanları bulmaya çalışıyorum. O halde yaş için bir eksenim olacak benim ve kazanç için de bir eksenim olacak bu durumda. Siz yaş için bir aralık verdiniz. 45-55 aralığı. Kazanç için bir aralık verdiniz. İşte 3000 5000 bandı dediniz. O halde 45-55 yaş aralığında 3000 ile 4000, 3000 ile 5000 bandında geliri olan personellerinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Şüphesiz ki o karşınıza burada bir dikdörtgen bölge çıkaracaktır. Siz bu kırmızıyla gördüğünüz dikdörtgenin içinde kalan personellerinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Şüphesiz sizin personelleriniz burada birer noktadır.
siz bunun içinde kalanları arıyorsunuzdur. Burayı bulmaya çalışıyorsunuzdur. Tabii bu işi arttırmak mümkün. Diyelim ki işte belli bir yaşı aralığınız olsun. Yine 45-55. Belli bir kazanç aralığınız olsun. İşte yine 3000-5000 diyelim. Aynı zamanda bu çalışanların işte bir de çocuk sayılarını ekleyelim. 2 ile 4 arasında çocuğu olanlar diye düşünelim. Bir yaş aralığınız var. Bir kazanç durumunuz var. Bir de çocuk sayısı diyelim. Böylesi kriterlerinizin olduğunu varsayalım. Atıyorum. Yaş için demiştik ki işte 45'te 55 olsun. Kazanç için demiştik ki işte 3000 ile 5000 olsun. Az önce çocuk için de dedik ki 2 ile 4 arasında çocuğa sahip olanlar olsun. Bu durumda 3 farklı sorgunuz olduğu için bu kez arayacağınız yer karşınızda bir dikdörtgenler prizması olarak çıkacaktır. Yani 2 boyutta düşünecek olursanız sizin buradaki yapınız 2 boyutta az önce gördüğünüz üzere evet bir dikdörtgendi. Ama artık 2 ile 4 arasına bunu taşımanız gerektiğini biliyorsunuz. Siz bu dikdörtgeni 2 ve 4 için yukarı alacaksınız. 2 ve 4 için yukarı taşıdığımızda hemen başka bir renk alalım üst üste binmesinler. Siz bu dikdörtgenler prizması içine düşenleri arıyor olacaksınız. Yani sizin çalışanlarınız uzayda birer noktayken bu noktalardan hangileri gelip sizin buradaki dikdörtgenler prizmanızın içine düşerler? Bunu arıyorsunuz. İçine düşenleri belirlemeye çalışıyorsunuz. Aslında veri tabanlarındaki belli aralıklardaki kişileri bulmaya da belli aralıktaki verileri çekme problemi aslında görüldüğü üzere oldukça geometrik problemlerdir. Oldukça geometrik problemlerle uğraşıyor olacağız. Biz bugün bunlardan en basit olanını ele alacağız. Bir boyutlu aralık sorgulama problemini yani bir aralık üzerinde aralık bir boyutlu yapı üzerinde sayı doğrusu üzerinde bir aralığa düşenleri nasıl bulacağız problemini ele alacağız. Bu tip verileri tutabilmek için biz ikili dengeli arama ağaçlarından faydalanırız. İkili dengeli arama ağacı, yani orijinal ismiyle konuşacak olursak binary search tree'lerden bahsetmek zorundayız. Çünkü bu işi ikili dengeli arama ağaçlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ağaçlar biraz grafsal yapılardır. İkili dengeli arama ağacı dediğimizde durum ne? Şimdi ağaç dediğimiz şeyin şüphesiz ki bir kökü var. İş bir kökten, bir düğümden başlayacak. Bir kök düğümünden başlayacağız. Sonrasında bu kök düğümünden hareket ederek, kök düğümünden yola çıkarak dikkat edin ikili ifadesi var. İkili diyor. Her düğümden çocuklar meydana gelecektir. Her düğümden en fazla 2 tane çocuk meydana gelebilir anlamına geliyor buradaki ikili ifadesi. Her bir düğümün 2 tane çocuğu olabilir. En fazla 2 tane tabii ki. Bazen düğümlerden sadece tek bir çocuk da doğabilir, tek bir çocuk da meydana gelebilir. Örneğin burada gördüğünüz yapı bir ikili ağaçtır. İkili ağaç. Her bir kökten iki tane, en fazla iki tane çocuğun oldu. Örneğin bakın buradaki düğümün çocuk sayısı sıfır yani nuldur. Buradaki düğümün aynı şekilde nuldur. Ama buradaki düğümü ele alırsanız buradaki düğümün çocuk sayısı 1. Benzer şekilde buradaki ve şuradaki düğümlerin çocuk sayısı
birdir ama şu düğümü düşünürseniz iki çocuğu var. Bu düğümün iki çocuğu var gibi düşünebiliriz. Yani çocuk sayısı en fazla iki olan ağaçlara ikili ağaç diyoruz. Burada bir yapı daha var, dengeli. Dengeliyi ifade etmek içinse şundan bahsetmeliyiz. Her bir düğümde aşağı doğru sağ ve sol çocukları düşündüğümüzde bunların derinliklerinin ya da derecelerinin aynı olması gerekiyor. Veya en fazla aralarındaki farkın 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Sağ ve sol çocuğu düşündüğünüzde derece farkının en fazla 1 olması gerekiyor. Siz bir kökten başladınız, sağ ve sola doğru devam ediyorsunuz. Buradan devam ettiniz. Böylesi bir şeye ulaştınız. Şimdi burada şunu konuşabiliriz. Bu düğümden başladınız. Sizin ana düğümünüz 1. İkinci seviye. Devam ettiniz. Üçüncü seviye. Şimdi sol taraftaki çocuğa bakacak olursanız sol taraftaki derinliğiniz 3 ama sağ tarafta bir basamak daha iniyor. Burada seviye 4. Şimdi sol tarafta seviye 3, sağ tarafta seviye 4'tür. O halde seviyeler arasındaki ya da derinlikler arasındaki fark en fazla 1 iken biz buna dengeli diyoruz. Seviyeler ya birbirine eşit olacak veyahut da aralarındaki fark en fazla 1 olacak. Örneğin burada denge söz konusuydu, fark 1'di. Örneğin şöyle bir yapı ele alırsam. Bu sağda solu da dengelidir. Yine her ikisinde de derinlik 3'tür. Bunlar dengeli olan ağaçlardır. Dengeliler. Peki nasıllar? İkililer. İkili dengeli arama ağacı. Peki dengenin olmaması için ne gerekiyor? Dengenin olmaması için aşağı doğru indiğinizdeki farkın birden büyük olması gerekiyor. Biraz önceki yapıya, örneğe geri dönerseniz burayı hemen görebilirsiniz. Dikkat edin. Burada birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, ancak beşinci seviye oldu. Dikkat ederseniz evet, sağ taraf ve sol tarafa seviye farkı 1 gibi gözüküyor ama şuradaki düğümü baz aldığınızda, buradaki düğümü baz alırsanız bir tarafın derinliği 4, bir tarafın derinliğinin 2 olduğunu görüyorsunuz. Bu ağaç dengeli değildir. Biz veri tabanlarında tek boyutlu sorgu yaparken ikili dengeli arama ağaçları kullanacağız. Dedik, ikili dengeli arama ağaçlarını oluştururken burada mühim olan mantık çok basit aslında. Bir düğümden İlerlerken oluşturmaya başlıyorsunuz. Bir düğümden ilerlerken sola doğru küçük eşit, sağa doğru büyük mantığıyla ilerliyorsunuz. Burada bir takım sorgu noktaları oluyor. Diyelim ki burada işte A değeriniz var. Siz bu düğümden sola doğru ilerleyecekseniz buradaki karşınıza gelen B değeri mutlaka A değerinden küçük ve de en fazla ona eşittir. Bu tarafta bir C değerinden konuşuyor olursak sizin C değeriniz A değerinizden büyüktür. Yani B küçük eşit A ve C büyüktür A olmalıdır. Sol küçük eşit, sağ büyük mantığıyla hareket ediyor arkadaşlar. Buna dikkat. Bu mantıkla ilerliyorsunuz. Her bir düğümde sorgularımız olacak. Ve çocuğu olmayan bir düğüme geldiğinizde, biraz önceki yapılarda da bunu söyleyebiliriz. İkili ağaçlarda da, ikili dengeli arama ağaçlarında da çocuğu olmayan düğümlere geldiğinizde bunların aslında özel bir adı var. Çocuğu olmayan bu düğümlere, graf teori dersini alan arkadaşlar hemen söylüyordur. Bunlara biz yaprak adını takarız. Bunlar yapraklardır. Genellikle aynı şekilde gösterilmezler. Biraz daha şekilleri farklılaştırılır. Biz bunlara yaprak adını takarız. Örneğin buradaki
çocuğu olmayan düğümlere yaprak, yani en uçtaki düğüm gibi düşünebilirsiniz. Ağacın dalında en uçta ne vardır? Yaprakları vardır gibi düşünebilirsiniz. İkili arama ağacını oluştururken biz de bu yapraklardan faydalanacağız. Çünkü her bir değer yaprak olarak en altta tutulacak ve yaprakların soldan sağa doğru sıralanışı aslında sizin ele aldığınız değerlerin ya da kişilerin ya da datalarınızın soldan sağa doğru bir sıralanışını verecektir. Ve siz buraya her seferinde yeni değerlerinizi eklerken şöylesi bir sıkıntı olacaktır. Küçük eşit büyük mantığıyla ekleyerek devam edeceksiniz. Evet, ama bir yerden sonra denge bozulacaktır. Denge bozulduğu zaman ne olacak? Bu gibi durumlarda dengeyi tekrar ortaya getirmek, ortaya dengeyi toplamak lazım. Yani ağacı şöyle bir silkeleyip dengesini bulmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Burada karşılaşabileceğiniz 4 tane durum söz konusu. Dengenin bozulduğu 4 durum var. Bozulduğu 4 durum vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sol-sol dengesizliği. Şimdi sol-sol dengesizliği ne demek diye düşünüyorsunuz. Basitçe şöyle anlatayım. Sol-sol-sol. Şimdi ikili ağacımızın bu olduğunu varsayalım. A ve C şeklinde olsun. Bizim ağacımız bu olsun. Şimdi dikkat ederseniz sol tarafta derinlik 1, 2, 3 seviye. 3. Sağ tarafta derinlik sadece 1 seviye. 2 seviye fark var. Seviye farkı 1'den fazla. Dolayısıyla burada bir denge durumu, dengenin bozukluğu durumu söz konusu. Burada dengeyi sağlamak için yapacağımız iş basitçe bir dönme işlemidir. Biz bu sola doğru yıkılmış olan ağacı sağa doğru döndüreceğiz. Yani B A'nın yerine doğru gelirken A da bu tarafa doğru dönmüş olacak. Döndürme işlemini gerçekleştirdikten sonra bakın hikaye şuna dönüyor bir anda. B'yi tepeye aldınız düğüme. C burada kaldı. A ise bu yana dönmüş oldu. Bakın artık dengelidir. Döndürme işlemini yaptınız. Sol ve sağ çocuğun derinlikleri şu an 2. Birbirine eşit. Artık dengelendi. Şöyle bir şey de olabilirdi. Yine bu duruma özgü. Şöyle bir şey karşımıza çıkmış olsun. Gerçekten dikkat edin. Burada da durum A B C D E ve F demiş olayım. 1 seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4. Derinliğiniz 4. Sol tarafta, sağ tarafta derinliğiniz 2. Bir tarafta 4, bir tarafta 2 olduğuna göre sizin buradaki denge durumunuz bozulmuştur. Siz burada dengeyi sağlamanız gerekiyor. Peki dengeniz ne tarafa doğru bozuk? Dikkat edin, sol çocuğun içindeki sol çocuğa doğru bozuk yine. Bakın sol tarafa bir yıkım var, onun içinde bir daha sol tarafa doğru bir yıkım var. O halde sol-sol dengesizliği dediğimiz durum. Evet, burada bir döndürme işlemi yapacağız. B'yi yukarıya alacağız. Bu yukarı dönecek. Ama tabi burada A aşağı dönecektir. Az önce olduğu gibi. Aklınızı şu kurcalayabilir. F ile ilgili ne yapacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Hadi gelin görelim neler oluyor. B'yi yukarıya aldım.
B'den aşağı devam edene dikkat edin. C var. Aşağı devam eden ne var? D var arkadaşlar. Bu tarafa doğru döndürdüğünüz zaman A buraya gelmiş oldu. A'dan sonra devam eden ne var? E var. Tabi otomatikman şu an şunu soruyorsunuz. Hoca tamam iyi güzel. B'yi yukarı aldın da şurada bir F vardı. Bu F ne oldu? F yukarı gitti. Unutmayın ki mantığımız hep küçük eşit büyükle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi B, F dediğim değer B'nin sağ çocuğundaydı. Yani bu şu anlama geliyor. F değeri B'den büyüktür. Ben buradan şunu anlıyorum. F değeri B'den büyüktür. Ama A'nın dikkat edin solunda F değeri A'dan küçük veya eşittir. Ha, benim F değerim B'den büyük ama A'dan küçük. O zaman buradaki F değeri bakın gelip buraya eklenmiş oldu. Ve biraz önce dengesiz olan yapı şimdi dikkat edin sol ve sağ çocuğun dengeleri eşit oldu. Derinlikler her ikisinin de 3'tür. Sol sol dengesizliğini basit bir sağ dönüşle sağlayabiliriz. Bunun hemen bir benzeri olan yapıdan konuşabiliriz. Şüphesiz ki o da hemen anlamışsınızdır ki ikinci durum sağ sağ dengesizliği. Sağ sağ dengesizliğinde meydana gelen şey az öncekinde olduğu gibi tepede bir tane düğümünüz var. Buradan sağ bir çocuk iniyor. O sağ çocuğun da bir çocuğu var. Yine A, B, C demiş olayım ben bunları. Şimdi A kökünden başlarsanız sağ taraftaki çocuğun derinliği ya da seviyesi 3. Sol taraftaki çocuğun seviyesi ya da derecesi 1. Fark 2 burada bir dengesizlik söz konusu. Sağ çocuğun sağ kolunda bir dengesizlik oluşmuş olduğu için sağ sağ dengesizliği dedik biz buna. Buradaki dengeyi sağlamak için yapacağınız iş yine kolay. Biraz önce sol solda sağa bir dönüş uygularken sağ sağda sola bir dönüş uygulayacağız. B A'nın yerine gelirken A da aşağı inmiş olacak. Yani şuna dönüşmüş oldu. B A C. Siz ağacın tepe noktası ya da kökünü B olacak şekilde yukarı taşıdığınızda A aşağı inmiş olur. Biraz öncekine benzer olarak şu durumdan da tabii yine konuşabilirim. Hani bir parça daha zor bir şeyle uğraşalım. Şöylesi bir yapı almış olayım. A, B, C, D, E, F demiş olayım biraz öncekine benzer olarak. Dikkat edin burada da denge bozukluğu söz konusu. A kökünün sol çocuğu ilk derecesi 2 iken derinliği 2 iken sağ çocuğunun derinliği 4'tür. Derece farkı 2. Halde burada da bir dönüş uygulamam gerekiyor. B'yi yukarı alacağım. A aşağı doğru dönecek. Halde B'yi yukarı taşıdım arkadaşlar. A'nın solunda E var. B, B'nin solunda C, C'nin sağında da D vardı. Peki B'nin solunda olan F ne olacak? Burada F ile ilgili ne söyleyebilirsiniz bana? Bir kere F ile ilgili şunu söylerseniz F, B'nin solunda F küçük eşit B'dir. Ama F, A'nın sağ tarafında F aynı zamanda A'dan büyüktür. Şimdi B'yi yukarı taşıdığınız zaman otomatikman F'ye de dönmek zorunda. B yukarıya gittiğine göre ve F de B'den küçük olduğuna göre B'nin solunda kalacak. A düğümüne geldiğiniz A düğümünde hatırlayın F A'dan büyüktü. O zaman A'nın sağına gidecek F düğümü buraya gelmiş olur. Ve dikkat ederseniz burada da yine dengeyi yakalamış olduk. Sol ve sağ çocuktaki derinlikler aynı oldu. Her ikisi de 3-3. Dört tip dengesizlik var demiştik. İki tanesini bahsettik. Hikaye kolaydı. Üçüncü tipe geldim. Sol sağ dengesizliği.
Şimdi hadi bu da nasıl bir şey dediğiniz gibi duyuyorum. Sol sağ dengesizliği aslında çok zor bir yapı değil bu da. Kökten çıktınız, bunun köşüne gitti. Buradan sağa doğru uzanmış bir şey olsun. A, B, C. Dikkat ederseniz A kökünden sol çocuğa doğru inerseniz derece 3, sağ çocuğa doğru giderseniz derece 1, derece farkının 2 olduğunu gördünüz. Sol sağ dengesizliğin anlamı şuradan geliyor. Sol çocuğun ilerleyen kökünde sağ tarafta bir dengesizlik oluşuyor. Solun sağında bir dengesizlik oluşuyor. Burada da bir dönme işlemi uygulamak gerekiyor. Ama buradaki dönme işlemini biz iki durumda, iki kalemde meydana getireceğiz. Yani şöyle. Siz önce B ile C arasında bir dönme çalıştıracaksınız. Hadi iş şuna döndü. A. C yukarıya geldi. B ondan küçük bir değer sola gitti. Çünkü dikkat edin, buradan rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz ki B C'den küçüktür. B ile C arasında bir dönme uyguladınız. Dikkat ederseniz ACB formatına döndü. Bunu şuradan hatırlıyorsunuz. İlk madde sol sol dengesizliği bu. Sol sol dengesizliğinde siz bir sağ dönüş yaparak işi kotarırdınız. Burada da onu yapacağız. Bir sağ dönüş uygulayacağız. İki aşamalı halledilebiliyor buradaki problem. Döndürdünüz. C tepedeki düğümünüz ya da nodunuz oldu. Burada B, bu tarafta ise A oluşmuş oldu. Dikkat ederseniz dengeyi sağladınız. Sol sağ dengesizliklerinde iki kere bu işlemi uyguluyorsunuz. Önce bir sol sağının oluştuğu yeri sol sola dönüştürüyorsunuz. Sonra sol soldaki dengesizliği bulmak için döndürmeyi uyguluyorsunuz. Bir de bunun tabii ki bir benzeri de sağ sol dengesizliği olacaktır. Kökten başladınız. Sağ çocuğa ulaştınız. Sağ çocuğun bir de sol çocuğu var. Burada bittiğini varsayalım. A, B, C dedim ben gene buna. Dikkat edin. Sağ çocuk derece 3 iken sol çocuğun derecesi 1, derece farkı 2. Sağ çocuğun en solunda bir dengesizlik söz konusu. O yüzden sağ sol dengesizliği ismini alıyor. Bu da az önce olduğu gibi iki aşamalı şekilde çözülebiliyor. Öncelikle sizin şurada bir sağ dönüş yapmanız gerekiyor. Buna göre A tepedeki düğüm olarak duruyor. Burada dönüşümü yaptınız. C yukarı geldi ve aşağı indi. Ve buradan hemen şuradaki kısımdan söyleyebilirsiniz ki C küçük eşit B'dir. Çünkü C B'nin solunda yer alıyor. O zaman B C'den büyük olacağına göre burada sağına gitmek zorunda. Elde ettiğiniz veriye bakacak olursanız burada bir sağ sağ dengesizliğinin oluştuğunu görürsünüz. Sağ sağ dengesizliği varsa bunu rahatlıkla nasıl çözüyorduk? Basitçe bir sola dönüş uygulayarak, bir sol dönüş uyguladığınızda C yukarı çıktı, A sola geldi, B sağda kaldı şeklinde dengeyi bulduk. 4 tip dengesizliğiniz varken, sol sol, sağ sağ, sol sağ, sağ sol dengesizliğiniz varken her birini çözebiliyorsunuz. Sol sağ ve sağ sol dengesizliğinde iki aşamalı olarak bu iş hallediliyor. Çünkü önce ya bunu sol sağ sol sola ya da sağ solu sağ sağa çevirmeniz gerekiyor ki oradaki dengesizliği bir dönme işlemiyle, sola ya da sağa dönme işlemiyle çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında çok zor bir durum ya da çok zor bir yapı yok. Ama bir parça dikkatli olmak, bir parça dikkatli hareket etmek gerekiyor. Şimdi şöylesi bir örnek ele almak istiyorum ben. 5, 12, 23, 36, 45,
52, 61, 69, 75, 84, 92, 102, 117 gibi bir takım değerlerim olmuş olsun. Bu değerlerle bir ikili dengeli arama ağacı inşa etmeye çalışayım. Bunu yapacağım. Şöyle hareket ediyorum. Başlayıp birer birer ekleyeceğim tabii ki. Eklerken şunu unutmayın arkadaşlar. Sol taraf küçük eşit, sağ taraf büyük mantığıyla çalışır ve her bir düğümün yaprağı kendisinin solunda yer almak zorundadır. Her bir düğümün yaprağı kendisinin solunda yer almak zorundadır. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bir taneyle başlıyorum. İlk başta 5'i ekledim. Ortalıkta sadece tek bir düğüm olduğuna göre bunun herhangi bir çocuğu olmayacak. Aslında tek yapraklı bir durum. Siz sonrasında ne yapacaksınız? 5'e eklemiştik. Şimdi buraya bir de 12'yi ekleyeceğim. 12'yi eklersem artık 5 sizin için bir sorgu noktasına dönüşecek. 5 bir sorgu noktası oldu. 5'in sol tarafına 5'in kendi düğümü yaprağı, özür diliyorum. Sağ tarafına 12 yaprağı gelmiş oldu. Dikkat edin, mantığımız hep küçük eşit büyük. Ve yaprakları soldan sağa doğru ilerlerseniz sizin elinizdeki elemanların sıralamasını verecektir. 5-12. 5-12'yi ekledim sırada. Dengeli olduğuna da dikkat bu arada. 23'e eklemem gerekiyor. 23'e eklemek için şunu yaptım. 5. 5 yaprağı bitti. Şimdi 23'e eklemem gerekiyor benim. 23 5'ten büyük. Geldik 12'ye. O zaman buradaki 12 yaprağı bir sorgu noktasına dönüştü. 12. 12'nin sol tarafında kendi yaprağı, sağ tarafında 23 yaprağı oluştu. Çünkü 23 şu an için en büyük değer. Peki dengeli mi? Evet dengeli. Kesinlikle dengeyle ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü sol ve sağ çocuğun kademe farkı 1. Şurada gördüğünüz üzere. O halde devam ediyoruz. Sıradaki yapıya gitmeliyim. 36'yı ekleyeceğim. 36'yı ekleyeceğim. 36 5'ten büyük, 12'den büyük, 23'ten de büyük olduğu için 23 yaprağı yerini bir düğüme bırakıp sorgu noktasına dönüşüp yaprakları ilave etmem gerekiyor. 5, 5'in solunda kendi yaprağı, 12 düğümü, 12'nin solunda kendi yaprağı oldu. 23 bir sorgu noktasına döndü. 23'ün soluna 23 yaprağı, sağına eklediğimiz nokta 36 idi. 36'nın yaprağını oluşturdum ama hoppa. Burada ağacın dengesi bozuldu arkadaşlar. Ağacımızın dengesi bozuldu. Dikkat edin, kademe farkı 2'ye 4 oldu. Fark 2 oldu. Sağ sağ dengesizliği meydana geldi dikkat ederseniz. Sağ sağ dengesizliği oluştuğu için burada yapmam gereken basitçe bir sol dönüş olacak. 12'yi yukarı alacağım. 5 aşağı doğru iniş sergileyecek. O halde bu sol dönüşü uygularsam 12 tepedeki kök oldu. 5'i aşağı doğru uzattım. Oradan bir 5 yaprağı çıkıyordu sol tarafına doğru. 12'den sağında 23, 23'ün altında bir 23 yaprağı, burada ise bir 36 yaprağı vardı. Şuradaki 12 yaprağına dikkat, buradaki 12 yaprağı da 5'in sağ tarafına gelecek. Dikkat ederseniz basitçe bir sol dönüş uygulayarak dengesi bozulan ağacı tekrar dengeli hale getirmiş oldum. Sıradaki hamlem ne olacaktır? 45 noktasını ilave etmek. 45'i ilave ediyorum. 45'i ilave ederken tekrar yazmayayım diye şunu yapacağım basitçe. 36 artık bir düğüm olacak. Sol tarafına kendi yaprağını, sağ tarafına 45 yaprağını alacak.
Dikkat ederseniz 45'i de eklediniz. Denge hala devam ediyor. Bir taraf 3, bir taraf 4. derecede. Sıkıntı yok. Bir sonraki adım 52'yi eklemek. 52'yi eklemek için 12'den büyük, 23'ten büyük, 36'dan büyük, 45'ten büyük şeklinde gidiyorsunuz. En sağ bir ekleme yapmak gerekiyor. Hızlıca onu da şurada gerçekleştiriyorum. Burası bir düğüm oldu. Kendi yaprağını soluna aldı. 52 yaprağını sağına aldı. Ama bir dakika. Şimdi burada bir denge kaybı yaşadık gördüğünüz üzere. 52 düğümünü eklediğimiz anda burada bir denge bozukluğu meydana geldi. O halde buradaki dengeyi sağlamam gerekiyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için yapmam gereken basitçe bir sol dönüş uygulaması yapacağım. Dikkat ederseniz şuradaki sadece şu kadarlık kısmı baz alsak bile burada bir denge kaybı olduğunu görebilirsiniz. Burada basitçe bir sol dönüş uygulayarak çözeceğim. 36'yı tepeye, 23'ü aşağı doğru indireceğim. Buna göre ağacımı yeniden oluşturuyorum. 12 tepedeki kökümdü. 5, 5 yaprağı ve 12 buradaydı. Bu tarafta bir döndürme işlemi uygulamıştım. Hadi şöyle rengi değiştirelim. 36 tepeye geldi. 36 yukarı gelince 23 aşağı indi. 23, 36 oldu. Burası 45 sorgu noktasına dönüştü. 45, 52. Sağ çocuktaki dönme işlemiyle ağacı bir anda dengeye getirmiş olduk. Dikkat edilirse derece farkı şu an için 1. Evet, ağaç dengede. Biz işleme de devam edeceğiz o halde. Sıradaki noktayla devam ediyorum. 61'i eklemeliyim. 61'e dikkat ederseniz o da en sağa gelecek. 52 bir sorgu noktasına dönüşecek. 52'nin yaprağı soluna, 61'in yaprağı sağına gidecek. Ama bir dakika. Bunu eklediğimde bu kez 3 ve 5 olarak denge değişti. Ben bu dengeyi kurtarabilmek için tekrar bir dönüş yapmam gerekiyor. Yapacağım dönüş bir sol dönüş olmalı. 36 yukarıya, 12 aşağıya inecek demektir. Buna göre bu dönüş işlemini gerçekleştirirsem tepedeki düğümüm 36 oldu arkadaşlar. Dikkat! Oradan 12 aşağı indi. 36'nın solunda kalacak 12. 12'den sonra çıkan bir 5 nodu var, bir düğümü var. 5'in solunda 5, sağında 12 yaprağıyla iş bitiyordu. 36'yı yukarıya aldığımda onun sağ tarafa doğru 45 şeklinde devam ettiğini görüyorsunuz. 45'ten bir 45 düğümü yaprağı solunda, 52 düğümü onun sol tarafında 52, sağ tarafında 61 yaprağı oluşmuştu. 36'nın solunda yer alan 23 düğümü ve ifadesi bu tarafa, sola doğru hareket edecek. 36'dan küçüktür 23, 12'den büyüktür. Dolayısıyla şuradaki 23 ifadesi, rengi değiştireyim belli olsun diye, buradaki 23 ifadesi 12'nin sağ tarafına bağlanmış oldu. 23, 23, 36. Dikkat ederseniz yaptığınız bu dönme işleminden sonra ağacınız yine dengede. Ağacı dengeye getirmeyi başardık. Buradan sonraki adım yeni noktayı eklemektir. Buraya yeni bir nokta daha eklemek istersek neyi ekleyeceğiz? Sıradaki noktamız 69'dur. 69'u eklemek istiyorum. 69'u eklersem dikkat edin, 61 artık bir sorgu noktası oldu. 61 yaprağı, 69 yaprağı. Ama bir dakika. Şimdi hemen burada gördünüz ki denge bozuldu. Yani ana kökteki sol ve sağ çocuk arasında evet bir fark oluşmadı. Fark bir, ama bu
ikili dengeler amacının her bir düğümünde bunun sağlanmasını bekleriz, umarız. Şurada ikinci düğümde dikkat edilirse derinlik farkı bir anda seviye 2'ye çıktı. O zaman burada küçük bir dönme işlemi uygulamalıyım. Yani 52'yi yukarı alırken 45'i sola doğru döndürmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Bir tane sayfa ekleyelim. Hafifçe şöyle alalım. Çünkü buradaki verilere ihtiyacımız olacak yeniden. Buna göre şöyle yaptık. 36 tepedeki düğümümüz. 12. 12'nin sağında ve solunda 5 ve 23 var. 5'ten sola doğru bir 5 yaprağı, sağa doğru 12 yaprağı. 23 ve 36 yaprakları söz konusu. 36'nın sağ tarafında 45'in olduğu düğümden itibaren bir sol dönüş uygulaması yapmıştık. 52 yukarıdaki düğüme dönüştü. Dikkat edin, 45 bir alt kademeye indi. 45'in solunda 45 yaprağı, sağ tarafına 52'nin yaprağı bağlanacaktır. Unutmayın ki her sorgu düğümünün yaprağı kendisinin solunda yer almalıdır. Sağına geliyorsa mutlaka bir yerde hata yapıyorsunuzdur arkadaşlar. 61 düğümünün yapraklarını da bağladığımda dikkat edin, yapmış olduğumuz bu sola dönüşle hemen ağacımızı dengeye getirmiş olduk. O halde iş sıradaki noktayı eklemeye geldi. Sıradaki noktamız eklenirse 69, sıradaki noktamız 75'miş. 75'e ekleyeceğiz. Dikkat edilirse 75 noktası en sağa doğru ilerlemeye devam edecek. O zaman 69 düğümüne dönüşecek yaprak. 69 yaprağı sol tarafında, 75 yaprağı sağ tarafında olacak şekilde meydana geldi. Ağacın hala dengede olduğuna dikkat. Peki sonra sıradaki 84 yaprağını ilave etmektir. 84 sayısını ilave edeceğim. 84'ü ilave etmek için en sağa gelecektir. Dikkat edin. Çünkü giderek büyüyen sayılar şeklinde ekliyoruz biz bunu. 75, 84'e dönüştü. Ama bir dakika. Şimdi dikkat edilirse burada tekrardan dengenin bozulmuş olduğunu görürsünüz. Bu dengeyi toparlamak lazım. Ağacın şu kısmında bir denge kaybı var, dikkat edeceğiniz üzere. Şurayı toparlarsak işi çözebiliriz. Peki burayı nasıl toparlayacağız? Yapacağımız iş basit. Burada basitçe bir sola dönüş uygulaması yapacağız. Yani bizim buradaki yapımızda 69 bir anda buradaki düğüme dönüşecek. Onun sol tarafına doğru 61, 61'den solunda ve sağında 61 ve 69 yaprakları meydana gelirken 69'un sağında 75 düğümü ve onun solunda 75 yaprağı, sağında 84 yaprağı meydana gelecek. Dikkat ederseniz bu yapıya ulaşmış oldunuz. Şu an halihazırda dengeyi sağladınız. Şimdi 84 yaprağına da ekledik. 84 sayısını da ekledik. Bir sonraki adım burada 92 sayısını eklemek olacak. 92'yi eklersek o da en sağ buraya gelmiş olacak. Dikkat edilirse denge bir kez daha bozulmuş oldu. En temel kökteki 36 kökündeki sol ve sağ çocuk farkı 2'ye dönüşeceği için burada yapıyı oluşturmam lazım. Yani size şöyle ifade edeyim. 84'ün altına 92'yi eklemek isterseniz 84 yaprağı ve 92 yaprağı şeklinde olacaktır. Şurası yerine şunun geldiğini düşünün lütfen. Sol ve sağ çocuk arasındaki fark 2 oldu. O zaman ben esas ana kökte bir sol dönüş uygulamam gerekiyor. Yani benim 52 ana
köküm durumuna dönüşmüş oldu. O halde 52 yukarıya gitti. Buradan sola doğru devam edersek 36. 36'nın sol tarafında 12. 12'nin solunda 3, sağında 23 vardı. 3 diyorum, 5 özür diliyorum. 5'in solunda 5 yaprağı, sağında 12 yaprağı. 23'ün solunda 23, sağında 36 yaprağı vardı. 52'yi tepeye getirdiğiniz zaman unutmayın ki burada onun sol tarafında ilerleyen 45 düğümü ve ilgili yaprakları 36'nın sağına gelecektir. Çünkü 52'den küçük ama 36'dan büyük değerlerdir. 45'in solunda 45 yaprağı, sağında 52 yaprağı olarak dönüştü. 52'nin sağ tarafında neler var? 52 yukarıya aldınız, 61 diye devam ediyor dikkat ederseniz. 61. Pardon, burayı dönüştürmüştük, özür diliyorum, şuradan devam ediyor. 69. Onun sağ sol tarafı 61. 61'den 61 ve 69 yaprakları meydana geldi. Bu tarafa devam ettiniz, 75. 75 yaprağı, 84 sorgusu, 84 yaprağı ve 92 yaprağı olacak şekilde ağaçtaki dengeyi sağladınız. Dikkat edin, sol sağ tüm düğümlerdeki çocuklar arasındaki derinlik farkı hep 1. En fazla 1 diyeyim. Hep 1 değil, bazı yerlerde 0 tabii ki. Şu an dengeli. O halde sıradaki noktaya hareket etmeliyim. Sıradaki noktayı ilerletmek istersen bir sonraki noktam 102 noktası olacak. 102 noktasını işin içine katmak istersem basitçe 102 sıradaki noktaydı. Nereye eklenecektir? İlave ederseniz bunu en sağa, 92 düğümü solunda kendi yaprağı, sağında 102 yaprağı olacak. Ama dikkat edin, burada bir denge kaybı yaşandı arkadaşlar. Denge kaybını buradan çözebilmemiz için, bu dengeyi ayarlayabilmemiz için neyi düzeltmemiz lazım? Bizim şuradaki bozulan dengeyi düzeltmemiz lazım. Bu dengeyi nasıl düzeltiriz? Ya biz burada 75'ten itibaren düğümü döndüreceğiz 69'a, ya da şurada küçük bir döndürme işlemi uygulamamız lazım. Her ikisini de yapabiliriz. Biz temel yukarıdaki düğümden başlayarak bu işi gerçekleştirelim. Şuradaki veriye ihtiyacım var. O yüzden bir parça göreceğim şekilde ayarladım. Buna göre 52 benim tepedeki düğümüm oldu. Bu tarafta bir değişiklik yok. 36. 36'nın solunda ve sağında 12 ile 45 söz konusu. 12'nin solunda 5, sağında 23 var. 5, 12 yaprağı, 23, 36 yaprağı, 45, 52 yaprağı dedi. 52'nin sağ tarafında 75'i yukarı taşıdım. 69 da aşağı inmiş oldu o zaman. Şu seviyede 69 var. Onun solunu düşünecek olursam bu seviyede 61 oldu. 61 yaprağı ve burada 69 yaprağı oluştu. 75'i yukarı almıştım. 75 yaprağı şuraya taşınmış oldu arkadaşlar. Dikkat edin, şurada 84, onun solunda 84 yaprağı, 92 yaprağı ve 102 yaprağı oluştu. Dikkat edilirse ağaç an itibariyle dengeye geldi, dengeyi sağladı. Yapmamız gereken son bir adım kaldı, son bir nokta kaldı. 117 diye bir noktamız daha vardı, onu da ekleyeceğiz. Onu da eklersem en sağa gidecek. Şuradaki düğüm H
Halini alacak yaprak 102-117 olacak. Ama bir dakika. Dikkat edin, şurada denge kaybı var. O halde buradaki dengeyi sağlamak için basitçe bir dönüş uygulamam lazım. 92'yi 84'ün olduğu yere alıp bunu aşağı uzatmam gerekiyor. O halde bir kez daha bir dönme işlemi uygulayıp işleri düzenlememiz gerektiği anlamına geliyor bu. Buna göre bir daha oluşturuyorum. Evet. 52 yukarıdaki düğümüm. Bunun sol tarafında 36 var. Onun solunda 12, sağ tarafında 45. 12'nin solunda 5, sağında 23. 5'in solunda 5 yaprağı, sağında 12 yaprağı. 23'ün solunda 23, sağında 36 yaprağı. 45'in solunda 45, sağında 52 yaprağı vardır. Bu tarafa gelirsek 75. Bu seviyede 69'da sorgu noktası. Burada 61. 69'un sol tarafı 75 yaprağıyla kapandı. Bu tarafa doğru devam edersek bu seviyede bir 61 yaprağı ve 69 yaprağını gördük. 75'in sağ tarafında bir dönme işlemi vardı. Dikkat edilirse 92 buraya gelmişti. 84 bir kademe aşağı indi. 84'ün yaprağı kendi soluna, 92'nin yaprağı sağına geldi. Şurası 102 düğümü oldu. Şurası 102 yaprağı ve şurası da 117 yaprağı olarak sonuçlandı. Dikkat edilirse bütün noktalarımızı artık tek tek eklemiş olduk arkadaşlar. Tek tek bütün noktalarımı ekledim. Ve en son yapraklara dikkat edilecek olursa 5, 12, 23, 36, 45, 52, 61, 69, 75, 84, 92, 102 ve 117 şeklinde soldan sağa doğru sıralı olarak hareket etmektedir. Sıralı olarak değişmektedir. İkili dengeli arama ağacımız oluştu. Diyelim ki bizim elimizdeki datalarımız bu. Sonrasında siz şunu yapmak istiyorsunuz. Varsayalım ki siz 25 ile 80 arasındakilere ulaşmak istiyorsunuz. 25 ile 80 arasına nasıl ulaşırım? Bu aradakileri sorgulamak istiyorsunuz. İşiniz aslında kolay. Şunu yapacaksınız. Sizin bir 25, bir de 80 sorgunuz var. 25 sorgunuzdan müdeyim. Şimdi tepe noktadan kökten başlıyorsunuz. 52. Senin sorgun ne? 25. Unutmayın ki mantık hep küçük eşit büyüktür. 25, 52'den küçük mü büyük mü sorusu. Şüphesiz ki küçük. Bir sonraki düğüme hareket ettiniz. Sol tarafa doğru 36'ya geldiniz. 36, 25'ten büyük mü küçük mü? Şüphesiz ki büyük. O zaman 25'e ulaşmak istiyorum. Tekrar sola doğru hareket ettim. 12. Şimdi 12 ile 25'i kıyaslıyorum. 25 büyük. O zaman sağa doğru hareket etmeliyim. 23. Ben 25'i arıyorum. 23'ten büyük olduğu için tekrar sağa doğru hareket ettim ve bir yaprağa geldim. 36. Yaprağa geldim. Bakın mü yaprağım burası oldu. Şimdi mü yaprağım burası oldu. 36. Şimdisinde şunu yapacağım. Siz en tepe noktadan başlayarak geçtiğiniz düğümlere bakın. 52, sonrasında geçtiğiniz düğüm 36, sonrasında 12, sonrasında 23 ve 36. Yani 36, 12 ve 23 düğümlerinden geçerek geldiniz. Geçtiğiniz bu düğümlerdeki
takip ettiğiniz düğümlerin sağ taraflarına doğru uzanan kullanmadığınız bütün yolları denetlemelisiniz. Yani 36-36'dan sola hareket ettiniz, sağına gitmediniz, o zaman 36'dan sağa doğru devam ederek oradaki yolu denetliyorsunuz. 45'in hem soluna hem sağına gidiyorsunuz ayrı ayrı. 45 ve 52. 45 ve 52 kesinlikle sizin aradığınız düğümden daha büyük olan değerli düğümlerdir. Bunları yazdım. Şimdi 36'ya ulaşmıştım arkadaşlar. Sonrasında 45'e ulaştım. 52'ye ulaştım. 12'de zaten sağ, 23'te zaten sağ hareket ettiğim için kontrol edeceğim bir şey yok. O yüzden bir şey kontrol etmiyorum. Şimdi aynı mantığı diğeriyle yapıyorum. 80 benim mü üssü sorgum olsun bu kez arkadaşlar. 52'den başladım. 52'den hareket ettim. Yine rengimi değiştireyim. Kırmızı alayım bu sefer. 52 düğümünden başladım. Bu kez 80 sorgu noktam geldim. 75. Çünkü 80 52'den büyük. Geldim 75. 75'e geldim. 80 75'ten de büyük. 92'ye gelmiş oldum. 92'den küçük bir değer 80. Sola doğru hareket ettim. 84. Benim değerim neydi? Arkadaşlar 80'di. 80 84'ten küçük olduğu için tekrar sola doğru hareket ettim. 84. Bu benim mü üssü yaprağım olmuş oldu. 84'e ulaştım. Şimdi yapacağım iş biraz öncekinde olduğu gibi 52'den başlayıp en son yaprağa ulaşınca, mü üssü yaprağa ulaşıncaya kadar geçtiğim düğümlerin kullanmadığım sol taraftaki yollarını devam ediyorum. Şimdi 75'ten sağa gitmiştim. 92'den hep sola gittim. O yüzden burada takip edeceğim bir sol yolu yok. 75'ten sol yolu takip ediyorum. 69. Buradan sonra bütün yolları takip ediyorum. Dikkat edin, 75'te sonlanan bir yaprak var. 75'ten geldiniz 69'a. Bunun sağ tarafında 75'te sonlandı. Sola doğru devam ediyorsunuz. 61, 61 ve 69'da sonlandı. Bunlar kesinlikle sizin mü üssü yaprağınızdan ya da sorgunuzdan daha küçük değerlerdir. Tespit ettiğim değerler 61, 69, 75 ve tabii 84'tü. Burada 36 mü değeriniz ve 84 mü üssü değerinizdir. Mü ve mü üssü, yani başlayıp ulaştığınız yaprakları hariç arada bulduğunuz bütün yapraklar kesinlikle istediğiniz sonuçlardır. Mü ve mü üssü için ayrıca bir denetleme yapmanız lazım. Yani şunu yapacaksınız. Mü yaprağınız 36 olarak bulduğunuz 36 gerçekten sizin istediğiniz yaprak mıdır? Ona bakmanız gerekiyor. Siz 25'ten büyük olanları istemiştiniz. Evet, 36-25'ten büyük bu istediğiniz yaprak. Aynı şeyi 84 için yapacağım. 36 benim aralığımda olması gerekiyor. Kümemde olması gerekiyor. Yani mü'yü dahil ettim. Mü'süye bakın 84. Ben 80 için sorgu yapıyordum. Hayır, 84 80'den büyük bir değer. O zaman ben mü'süyü almıyorum arkadaşlar. 75'te kapatıyorum. Demek ki ben sorgumu yaptığımda ilgili aralığa düşen değerler 36, 45, 52, 61, 69, 75 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aralığın içine düşen 2, 4, 6 tane değeri bir çırpıda bulabildik. Gördüğünüz gibi sorgu aslında çok zor değil. Rahatlıkla tespit edilebiliyor. Hemen hadi bir tane daha örnek ele alalım. Hazır bir yapı buradayken, elimizdeyken. Hemen şuraya karalayayım. Diyelim ki 60 ile 90 arasındakileri bulmaya çalışıyoruz. Bu kez ne olacak? 60 ile 90 arasındakileri bulmaya çalışıyorum. Tepekökten başladım. 52. 60 için sorgu yapıyorum önce arkadaşlar, unutmayın. 60 için geldim. 75'e ulaştım.
75'ten sola devam ediyorum. 69. 69'dan sola devam ediyorum. 61. 61'den sola devam ettim. 61 yaprağında son buldu. 61'i buldum. Bu benim mü yaprağımdı. Şimdi buradan devam ederken geçtiğim düğümleri düşünüyorum. 75. 75'te sola doğru devam ettim. Bunun sağına doğru devam edebilirim. 69'dan geçtim. Burada tekrar sağa doğru devam edebilirim. Geçtiğim yollarda kullanmadığım sağları kontrol edersem 69'da 75, 61'de 69 var. 69 ve 75'i tespit ederim. Benzer sorguyu 90 için yapıyorum. 52 evet. 75 daha büyük bir sayı. Solu, sağına gittim. 92. 92'ye ulaştım. Ben 90'la sorgu yapıyordum. Daha küçük bir değer. Sola devam ettim. 84 benim değerim daha büyük. 92. Demek ki benim 92 yaprağıyla işim sonlandı. Bu da müsü değerim. 90 için yaptığım sorgu. 92'ye ulaşıncaya kadar geçtiğim düğümlerin bu kez sollarını kontrol ediyorum. 75'in solunu zaten kontrol etmiştim. 92'nin solundan 84'e devam ettim. 84'ten sağa gitmiştim. Sola gitmemiştim. Soluna gidiyorum. 84'ü buldum. Evet, gerçekten bütün hepsini buldum. Yalnız mü ve müsü'yü kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Aman dikkat. Müyü 61 bulmuştum. Sorgu 60 içindi. Daha büyük. Evet, bu kümemde olacak. Müsü'ye bakıyorum. 92 yaprağıyla bulmuşum. 90 için sorgu yapıyordum. Hayır, müsü benim kümemde olmayacak. O halde 61, 69, 75, 84 diye sorguyu geri döndürmüş olurum. Bir boyutlu olduğunda gördüğünüz gibi sistem ya da yapı bu şekilde işliyor. İki ya da daha yüksek boyuttan olanlarda ne yapacağımızı bir sonraki derste ele alacağız. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum arkadaşlar.